Değerli izleyenler, bugün menümüz neydi? Havalı tavuk şişti. Şimdi efendim gelinlerimiz hazırladı ama kayınvalidelerden önce ben bir tadıma başlayacağım. Bakalım bunun havası nereden geliyormuş? Onu çok merak ediyordum. Hani bildiğimiz tavuk şiş ama havası nereden geliyor bunun? Fena değil. Daha iyi kızarabilirdi. Tavukları da daha iyi yumuşayabilirdi. O marinasyon var ya, unlu, sarımsaklı bir sos yaptılar ya, marine ettiler. Ondan çıkartıp yağ atmaları lazımdı. Bunun böyle altın gibi durması lazımdı. İstediğim tabak bu değil. Şimdi bu beyaz, bu çok güzel pişmiş gözüküyor ama dengesiz. Bir kere dinlememiş ve yanlış bir sunumla tabağa çıkarmış. Bunun hani malumunuz ismi havalı olması ya. Bak, hafif kıtır. İçi pişmiş, yumuşak. Vallahi lezzeti çok güzel. O marine ettikleri sosu çok güzel emmiş. Çok güzel olmuş. Beğendim bu tabağı. Biraz tuzu az ama çok lezzetli. Şimdi 4 numaralı tabağımı açıyorum. Sosu güzel. Pişmesi güzel, marinesi güzel, çok güzel ve tavuklar yumuşamış. Korktum pişiremeyecekler mi diye ama şey gibi olmuş, bilmem sever misiniz? Böyle Ortaköy'de de çok yaparlar, midye tava. Böyle midye gibi olmuş. Bir şey sorayım, çok güzel. Sosu da güzel, o sarımsak aroması da geliyor. Bu gerçekten lezzetli bir menü. Siz de konuklarınıza, mesela işte hafta sonu bir konuğunuz geldi. İşte patateslerle birlikte daha uzun uzun saplayabilirsiniz. Büyük patatesler fırınlayıp hani kumpir gibi. Yemesi de kolay. Yani şöyle tutup aslında hani şu şekilde de yiyebilirsiniz. Bu güzel mesela bu tabak. Bir daha sürdüm. Bu tabak, sor bana, 5. Verdim puanı da bu arada. 4. tabak, 5 puan. Bu da hiç fena değildi, söylemiştim. Bak şöyle yapıyorum. Hani sosa. Böyle. Güzel. Bu da 4 puan alır. 3. tabak, 4 puan. Ah, ah, ah. 2. tabak. Bir kere şefi dinlememişsin. Bir kere hatalı bir tabak çıkarmışsın. O yüzden 1. Bu tabakta rengi itibariyle bakın biraz böyle bir bulamaç gibi olmuş. Böyle hani tavada böyle çok böyle yağ kalır da yağın un tortuları bulaşır ya, bakın kenarlarına. Tavukları pişirememiş yani. Güzel değil yani, görüntü de güzel değil. Bu da 2. O zaman ben 2 puan verdiğim 1 numaralı tabaktan başlamak istiyorum. Bakalım benden 2 puan alan gelin kim? Benden 2 puan alan gelinim İrem. İrem. Biraz daha pişirmen gerekiyordu bir tanem. Şu tabağı çok merak ediyorum, 2'yi. Onu az sonra açacağım. Şimdi 3 numaralı tabaktayım. Buraya 4 puan verdim, güzel bir puan verdim. Benden 4 puan alan gelinimiz, açıyorum. Dört puan verdiğim gelinim Aysun. Hamarat gelin, aferin. Geriye Yasemin ve Rabia kaldı. Şu 2 numarayı merak ediyorum. Bu hangi gelinim olabilir? Ama tabii ki öncelikle 5 puan verdiğim tabağımı açıyorum. Yasemin mi, Rabia mı? Benden 5 puan aldı. Yasemin mi, Rabia mı? Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Rabia. Ah Yasemin ya. Yasemin tam da böyle alıştım falan dedin. Yani aslında bak güzeldi ama şu şekli yapsaydın. Aklın nerede Yasemin? Aklın nerede güzelim? Şimdi ben puanlarımızı verdim. Ben şimdi kayınvalideleri davet ediyorum. Tek tek gelsinler bakalım puanlasınlar. Gelinlerini bulabilecekler mi? Kayınvalidelerdeyiz.